Açıklama geldi ee, ve e, dedi ki yaptırımlar Türkiye'ye kassa yaptırımları yarın 7 Nisan'dan itibaren devreye giriyor ee, dedi e, sözcü açıklamasında. Şimdi bu S-400 geriliminde e, kritik adımlardan biri. E, bu adımı diğerleri izler mi? Amerika'dan gelen hem beyaz saraydan hem de dışişlerinden Pentagon'dan yanı sıra gelen tüm haberler bu doğrultuda. Amerika S400 meselesini oldu bittiye getirtmek istemiyor. Bu konuda ipler geriliyor. Tam da e, soğuk savaş rüzgarlarının estiği bir dönemde Rusya-Ukrayna krizi az önce e, MHP Genel Başkanı Bahçeli ee, yayınladığımız bölümün öncesinde bu krize dikkat çekti ama tabii o başka mesajlarla dikkat çekti. Ee, Rusya, Ukrayna ama e, çok ciddi bir krizin eşiğinde ve bu doğrudan Batı'ya, Amerika'yı e, ve elbette bizi de ilgilendiriyor. Tam bu çerçevede gelen mesaj elbette çok önemli. Evet. Ee, Katsa yaptırımları yarın devreye giriyor. Ee, aslında savunma sanayi başkanı ve üç bürokratla birlikte dört ismi sadece kapsıyor yaptırımlar. Ama e, politik diplomatik şeysi e, ağırlığı önemli değil mi burada? Ya kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. E, tam da bu süreçte biz kendi içimizde hani toplu olarak Amerika'nın yaptırımlara karşı yaptırımlarına karşı yek vücut olmamız gerekiyorken diyelim ki ya da daha böyle hani e, birlik için olmamız gerekiyorken ne yapıyoruz? E, bir şekilde emperyalizmle mücadele eden, e, Amerika'nın hegemonyasına karşı tırnak içinde amiyane tabirle kafa tutan insanları e, şafak operasyonuyla gözaltına alıyoruz. Hani e, işte Devlet Bahçeli, e, Sayın MHP lideri böyle e, oradaki amiralleri bir sürü eleştirilerde bulundu bizim yayınımızdan hemen önce ama bence onların böyle biraz pamuklara sarmalanıp sahip çıkılması gerekiyordu. Tam da bu böyle kıskaca alındığımız bir dönemde yeni bir Biden dönemi ile karşı karşıya kaldığımız bir süreçte. Yani çok büyük çelişkiler var Ayşin abla. Çok. Konuşacağız evet. elbette. Çünkü amirallerin bildirisini ve perde arkasında yatanı bütün bunlardan bağımsız olarak konuşamayız. Evet. Ya da biraz sonra paylaşacağım bir ziyareti. Önemli ziyareti. Sıcak gelişmelere devam <laughs> edelim. Efendim Belki e, Amerika'dan gelen bu açıklamanın etkisiyle dolar güne havale geçirerek yeniden ateşlenerek e, başladı. Eee 8'in e, biraz üstündeyken sabah 8.30'da şimdi dikkat edin. Sabah 8'i göreceksiniz aşağıda. O sırada bir gitti geldi, düştü. Biraz böyle geri çekildi gibi bir şeyler oldu. Sonra saat 8.30 civarında tam da Amerika'dan gelen bu yaptırımlar, kasa yaptırımları yarın yürürlüğe girecek açıklamasıyla birlikte hop dolar bir gene ateşlendi. Bilmiyorum başka nedeni var mıdır ama şu an itibariyle görünen tek neden Amerika'dan gelen bu haber. Efendim gelelim başka bir alevli konuya. Korona korkunç bir durumda. En son gelen haber daha da hani gelinen noktayı bize anlatacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da korona'ya yakalandığını açıkladı. Korona pozitif. durumunun ciddi olmadığı, evinde tedavi gördüğü belirtiliyor. Ama ne kadar yaygınlaştığını görebilirsiniz. zaten milli takımda milli takımda sadece 16 futbolcuda korona pozitif raporu çıktı. 16 futbolcu da spor dünyasında, e, mesela e, bazı takımların, kız basketbol takımlarında vesaire, kadın basketbol takımlarında e, bayağı yaygın olduğuna dair haberleri gördük. Hızla artıyor. E, şimdi tablo gelecek ekrana. E, zaten durumun vahametini e, göreceksiniz. E, alarm veriyor efendim. baka sayıları alarm veriyor 45 bine dayandı. 42.551 dün itibariyle kayıp sayısı, vefat sayısı 193. Çok uzun zamandır böyle bir rakam, böyle bir sayı görmemişti bu ülke. Gün böyle sıcak haberlerle başladı işte ama bugün de çok sıcak geçecek. Birkaç başlıkla onları da paylaşalım. Mesela efendim bugün gazeteci Melis Alpan, sevgili genç meslektaşım hakim karşısına çıkıyor. Neden? Terör propagandası yaptığı iddiasıyla. nasıl yapmış? Nevruz, bir Nevruz fotoğrafı paylaştı. 2015 gerekirse. yılında. Evet. Yani yeni de paylaşmıyor. 2015 yılında. 2021'den 2015'i çıkartırsak kaç kalıyor hayatı? Baya 6 yıl. 6 oldu. yıl kalıyor 6 değil oldu. mi? 6 yıl önce üstelik de açılım sırasında hani orada herkes o neler yapmış. Biz hani ya. terör propagandasını ya da bayrak göstermeyi suç saymıyoruz artık diye e, hükümetin dedi. açıklamalar yaptığı dönemlerde, bundan övündükleri dönemlerde. Evet, hem de 6 yıl önceki bir fotoğraftan hem de 7,5 yıl hapis sistemiyle. 7,5 yıl hapis sistemiyle yargılanacak terör propagandası vesaire vesaire diye. E, enteresan olacak tabii. Tam da saat 10:30'da aslında başladı e, duruşma. Eğer bir not gelirse sizlerle paylaşacağım duruşmada ilk duruşma olacak bu. E, Melis Alpan hakim karşısında iken, Ankara'da önemli e, konuklara hazırlanıyor. Kim onlar? E, AB heyetleri, e, iki önemli isim. E, çok uzun zamandır AB e, Den, bu kadar üst düzey isim gelmemişti Ankara'ya. E, Charles Michel, AB Konseyi Başkanı ve e, Ursula von der Leyen, e, AB Komisyonu Başkanı. Bu iki isim öğleden sonra, e, saat 15'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam, e, saraya gidecekler. Erdoğan tarafından kabul edilecekler. Görüşmede e, esas olarak... İki madde öyle çıkıyordu. O Akdeniz'deki gerilim ve göçmen mutabakatı. Ve göçmen mutabakatı. Evet. Ama tabi bu arada hani belki fikir özgürlüğü, işte gazetecilere yönelik baskılar. İnsan hakları eylem planı gibi önemli. Osman Kavala 1250 küsür gündür işte nasıl tutuklu oluyor. Ya yani bakın işte Melis Alpan nasıl yargılanıyor derler mi kim bilir ama esas dertleri Tabii AB'nin çıkarları Kesinlikle. olacak. Kesinlikle yani o ben ifade özgürlüğü ya da Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların Avrupa Birliği tarafından çok dikkate alındığını düşünmüyorum. Her ne kadar öyle bir imaj çizmeye çalışsalar da e, önemli olan işte Suriyeli göçmenler e, Avrupa Birliği sınırlarına pek gelmesin. Ya da işte ekonomik çıkarlar açısından Türkiye ile ilişkileri iyi tutalım. size biraz para veririz yeter ki göndermeyin e zaten biraz bize. Da o. Türkiye'de zaten güncellenmesini istiyor göçen mutabakatının. Ama dönüp dolaşıp yani hani olan buradaki insanların oluyor. işte hiçbir şekilde bütün dünyada yalnız bırakılıyoruz. İnsan hakları böyle ayaklar altında maalesef kolu kuvvetlerin ayaklarının altında eziliyor insanlar. Yalnız bırakılıyoruz. Çok yalnız değiliz ya. Yani, yani? E, hani melez rejimler ya da antidemokratik rejimler denilen... Ligde, aşağılarda yani Afrika, Afrika ülkelerinin bazıların yükseliği daha İran yani. var mesela işte evet. ne bileyim ben belki Irak var vesaire. Rusya var. Putin 2036'ya kadar garantiledi. Ne olacak? Darısı birlerin başına diyorlardı. Bizde örnek. Efendim bugün çok sıcak geçecek dedik ya bugün bir de mecliste milli irade konuşacak. E, biliyorsunuz muhalefet bir e, güvenlik e, yasa teklifini reddetmişti. E, muhalefetin oylarıyla reddedilmişti daha doğru ifadeyle. Ama aa dediler saymıyoruz dediler. Çünkü muhalefetin iradesi milli irade sayılmaz dediler. E onun için saymıyoruz saymıyoruz yeniden oynayacağız dediler. Bugün tekrar milli iradeyi iş başında göreceğiz. Herhalde çok etkileneceğiz öyle düşünüyorum. E Yeniden oylanacak. Bu sefer AKP ve MHP kadroları herhalde tam kadro orada olacak. Çok kızdı çünkü reis biliyorsunuz. Dolayısıyla öğleden sonra saat 15'te meclis genel kurulu açıldığında belki gündem dışı birkaç sözden sonra mesele buraya gelecek. Öyle anlaşılıyor. Yine hareketleneceğiz. Hani başta söyledim sıkılmaya vaktimiz yok bizim. Hani insan e, sıkılan meslektaşını kıskanır mı? E bazen kıskanası da gelmiyor değil. Oh. <laughs> yani e, BBC e, spikeri böyle yakalandı esneyerek aman bir sıkılmış bir sıkılmış. Biz dediğim gibi gündemden başımızı kaldıramıyoruz. Biz de yorgunluktan şikayetçiyiz. Gelelim efendim e, bu sıcak gündemin en sıcak başlıklarından birine, e, amiraller meselesine. Amiral meselesi hani tak düştü, kel göründü der kimileri, kimileri turun sol kağıdı oldu der. Bize Türkiye'deki rejimin karakterini e, çizdi. Abidin Mutlu'nun resmini çizemedi belki ama bu gelişmeler bize Türkiye'deki rejimin fotoğrafını çekti. Nereden başlayalım? Ya benim üzen hep böyle hani üzül üzül nereye kadar diyebilirsiniz ama <laughs> beni üzen belki de ilgi alanım ve dert alanım olduğu için yargının bu konudaki verdiği sınav. Hmm. Ya sınav da vermiyor aslında sadece ezberden kağıt dolduruluyor. Ya şu an mesela yapılan gözaltıların, yapılan soruşturmaların siyasetten bağımsız olduğunu düşünemiyorsunuz. Bir kere hani e, dilimizde zaten tüy bitti. Bu insanları çağırsanız gelirler. Niye sabahın altında evlerine baskın yapıyorsunuz? Ben e, işte Cumhuriyetteki Yazım Köşe'nin bir bölümünde e, neydi? Ben e, Cem Gürdeniz'in gözaltına alınan Amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz'de konuştum. Hani neler yaşadınız e, diyerek. Orada tabii e, Rengin Gürdeniz şey diyor o gelen 10 polise... Ee, ya Mavi Vatan doktrininin yaratıcısı adamı yeni bir komple kuruyorsunuz yıllar sonra diyor. Polisler biz emir kuluyuz yanıtına veriyor. Kaldı ki zaten hani şey acı bir şey o ağırlığı hissetmek o kadar acı bir şey ki daha bu operasyondan önce e, Cem Amiral e, Rengin Hanım'a diyor e, ya şey yap benim bavulumu hazırla ne bavulu diyor Rengin Gürdeniz ben Silivri'ye gideceğim diyor. Ya şimdi bunun bunu espriyle söylüyorlar ama bunu bile dile getirmek, bunu bile bir şekilde tahayyül etmek, bunun olabilme ihtimalini konuşmak çok ağır bir şey. yani keza yine Ebru Sevim'le konuştum, Alaattin Sevim'in eşiyle. Ya kapılarını ve gözlemci olmaları gerekiyor bu arama sırasında. Komşuların Hı. kapılarını ve kendi kapılarını polis yumruklayarak çalmış. Aa. Şimdi ne gerek var? Ha, ne gerek var? Sanki böyle terör evine operasyon yapıyorsunuz gibi. Oğullarından özür diliyor. Alaaddin Sevim e, tam çıkmadan önce böyle bir kabus tekrar size yıllar sonra yaşattığım için ben olduğuyla konuştum. Ömer Efendi yanlış hatırlamıyorsam e, ne dedin dedim. Peki babanın biz özür dilenecek bir şey olmadığını söyledik ona. Gurur duyduğumuzu söyledik babamıza ve de, gitti. E, dedi. Keza Kadir Sadıç'ın için eşi, eşi Servet Sadıç'la konuştum. E, ya Servet Hanım şey diyor. Ya diyor ben diyor mesela e, kadın hakları için imza sürekli atarım. Benim eşim de diyor bildiği e, ve hani uzmanı olduğu bir konuda görüşünü açıklamış. Biz, açıklamış. Biz anayasal haklarını çok iyi bilen bir aileyiz. Ne var bunda? Ve e, beni merak etme kendine iyi bak diyor Kadir Sadıç veda sırasında. E, eşi de birçok hastalıkla mücadele eden bir Selver Hanım. O da asıl sen merak etme diyerek yanıt veriyor. Yine Ali Sadüünsal Ünsal e, pek bilinmez kanserle mücadele eden birisiydi. Evet. Eşi Filiz Hanım'ın e, aklında e, e, Ali Saadi Bey İlk ee, ilk doz aşısını olmuş koronadan ikinci dozunu olmamış acaba koronaya yakalanır mı? Hani zaten kanserle mücadele ediyor diye onun endişesi var. Yani dönüp dolaşıp biz e, on 10 küsür yıldan sonra tekrar aynı acıları yaşatıyoruz aynı insanda. Şimdi yargıyla başladın aslında yargı meselesi mi bu? Ne hangi e, açıdan bakmak gerekir? E, yazının e, biz öyle deriz kutusu vardır. Bir, bir ana yazı vardır, bir de kutusu vardır. Yazının kutusunu açtı ve ondan notlar evet. aktardı e, Barış Pehlivan. Anam yazı başka bir şey söylüyor. Evet. E, tam da yargı meselesine dair soru işaretlerini e, konuşacağımız bir mesele. Ama e, tam da bu sırada bir e, ders, e, mesaj aktardı. Bahçeli MHP grup toplantısını kapatırken e, demiş ki... E, Anayasa Mahkemesi bu haliyle daha fazla devam edemez. Bir an önce bu mahkemenin kapısına kilit vurulmalı demiş. Yani e, düşünebiliyor musunuz? AYM konusunda ısrarlı, Anayasa Mahkemesi konusunda kapısına kilit vurulmalı demiş. Peki HDP'yi kim kapatacak? <laughs> o e, Erdoğan ya da Cumhur İttifakı. Abi sen yani Barış Pehlivan sanki Türkiye'de yaşamıyor gibisin. Birisi muhabiri gibi soru sordun şimdi bana. Esnemem geliyor bazen işte yani. yani uygunca... gazeteciliğini tuttu gene. Kardeşim gazetecilik falan. Yok ben eee hani, MP düşünüyorum orada. Yani son şey de kapatılmasını istiyorlar. Evet yani Bir kurum olması gerekiyor onu kapatmak Ama çok için. hakikaten artık vahim noktaya geldi hanımefendiler, beyefendiler iş. Yani e, bakın amiraller meselesini konuşuyoruz ama aslında amiraller meselesinin çok ötesinde bir Türkiye fotoğrafı çekeceğiz. Türkiye'nin nereye gittiğine, bunun arkasında neler olduğuna dair her kesimden insanların görüşlerini paylaşırken bir netlik ayarı yapacağız. Ama bir son dakika haberi daha var, onu da paylaşalım. Bugün gene son dakikalar, son durumlar birbirini izleyecek herhalde. Sıkılmaya değil, hani şu dakika itibariyle hazırladığımız akışa bile uygun gidemiyoruz düşünün. Diyanet İşleri Başkanlığından gelen bir mesaj, çok dikkat çekici bir mesaj. E teravih namazları evde kılınacak demiş. E, Gençleri Diyanet Başkanlığı. Bu korona'da gelen durumun kabulü demek açıkça. Korona vaka sayılarında gelen durum vahim. E, az önce paylaştım. Diyorlar ki artık e, vaka sayısı alarm veriyor diyorlar. Bunu bilim kurulundan e, bir e, üye de e, paylaşmıştı. E, Profesör Serap Yavuz demişti ki çok vahim bir durum var, alan veriyor. Kapatılma gerekiyor demişti. Bilim kurulunda ilk defa böyle bir ses duymuştuk e, dün. Şimdi Kayahan Pala da e, şöyle bir şey söyledi en son. Dedi ki sanki korona e, salgın kendi haline bırakılmış gibi. Yoğun bakımlar dolu. odur, budur işte Ali Koç'u verdim ya biraz önce. Ali Koç Fenerbahçe Başkanı. Ali Koç da koronaya yakalanmış. Her kesimden yağ ya üzerimize çığ gibi. Ama hani e kapalıyız değiliz. Hayır, her taraf açık. Neden? Çünkü restoranları kapatsanız ne olur? İnsanlar metrobüsle, otobüsle ama. ama. insanlar gene işine gidecek, gelecek azizim. Ramazanda İnsanlar ah Ramazan geldi evimde oturayım deme hakkına yüksün sahip değil ki. Dönüp dolaşıp sürü bağışıklığına asla götürülüyor evet, Türkiye. Ye. Ama Diyanet İşleri'nin e, İşleri e, başkanı Ali Erbaş'ın teravih namazları camilerde değil evlerde kılmak daha uygun. Buna karar verdik demesi önemli. Bir de aşı orucu bozmaz demiş. Zaten e, İslamcı çevrelerde bir aşı karşıtlığı ...alttan alta yükseliyordu. Hele hele Ramazan'da... ...oruç sırasında aşı olma... ...orucu bozar bozmaz gibi... ...bir tartışma yaratılmaya çalışılıyordu. O açıdan önemli. Şimdi biz dönelim... ...sıcak gündeme. Dediğim gibi amiraller bildirisi... ...sadece amiraller bildirisi değil... ...Türkiye'nin fotoğrafı çekiliyor. Önce günün... ...belki de en çarpıcı... ...haberinden başlayalım. Az önce... Dedik ya, Barış Pehlivan'ın köşesinde bugün bir takım notlar var. O notların biri ve belki de en enteresanı gazetenin birinci sayfasında, bir görelim Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki o haberi. Saray'la görüştü mü? Soru bu. Bu sorunun muhatapları kim? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le, Saray demişsin ama ben oradan Erdoğan'ı anladım. Sen Erdoğan dememişsin. Ben saray diyorum. Affedersin. Meral Akşener mesela şeyle mi görüşecek? Ee, Yiğit Bulut'la mı görüşecek yahu? Ya da Fahrettin Altun'la mı görüşecek? Tamam sen e, deme ben demiş olayım. Saray deyince Meral Akşener. Meral Akşener'den söz ediyoruz. Erdoğan'dan aşağısına alo deme e, tenezzülünde bulunur mu Allah aşkına? Sen şahı? de haklısın abla. E, ha, neyse. Peki şimdi bu haberin daha doğrusu bu haber değil bir iddia, bir kulis notu. Evet. Bize anlat. Şimdi ben halk TV ekranlarında Pazar Gecesi Gökmen Karadan programında bir bilgiyi vermişim. Neydi? Bu bildiri imza atan işte amirallerden birisi Ergun Mengi, hatta imza imzacıların birinci sırasındaki Ergun Mengi'nin iyi partide bir kurulun başkan yardımcılığını yaptığını. Söylemiştim, belgesinde göstermiştim. Ondan sonra e, İyi Parti'deki işte kaynaklarımla görüştüm. Çok önemli bir isimle görüştüm. Bana dedi ki, ya dedi hani bu zevzeklik meselesi tartışılıyor Meral Akşener'in. Orada bir yanlış anlama var. Aslında bu işin perde arkasında başka meseleler de var. Nedir demek e, diye açtığımda, şöyle bir iddiayı ısrarla vurguladı bana. Meral Akşener pazar günü cumhurbaşkanlığını arıyor ve Türkiye'de büyük bir ateşin olduğunu hı hı. bu bildiri üzerinden bunu soğutmaya aslında bu ateşi söndürmek istediğini belirtiyor. Hı hı. Ve o arayana kadar masada aslında bu bildiriye imza atan 104 amiralin emekli amiralin gözaltına alınması olduğunu öğreniyorum. Meral Akşener'in bir şekilde teskin etme ve sakinleştirme çabaları sonucunda sadece bildiride Öne çıkan, önce olduğu iddia edilen isimlere, işte o 10 kişiye gözaltı yapıldığı bilgisini edindim. Ben bunu İyi Parti'nin, Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekir'e de sordum. O bu iddiayı yalanladı. Bizim Cumhurbaşkanlığında böyle bir görüşmemiz olmadı tezini söyledi. Ben tekrar aynı İyi Parti'deki çok önemli isimle görüştüm ve o bu iddiasında ısrarcıydı. Bununla birlikte... Ben yine yargı kulislerinde bir araştırma yaptığımda da ilk başta bütün o amirallerin yaşadığı illerdeki savcıların apar topar adliyeye çağrıldığı bilgisini edindim. Aa bu da önemli. Evet ha. ve sonra işte hani gözaltı sayısı ona inince herhalde Akşener etkisidir diyerek düşündüm. Ve bu iddiayı, bu kulisi Cumhuriyet Gazetesi'nde sorular da sorarak okurla paylaştım. Şimdi bu, bu haberin tabii en önemli kısmı şu. Akşener bunu yapmış olabilir mi? Olabilir. Evet. Yani olayın 104 emekli amiral birden gözaltına alınsaydı şayet varacağı boyut tabii çok 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 daha başka olacaktı. Belki onu düşünerek e, bu tsunami'nin e, biraz dinmesini biraz daha dalga boyunun alçalmasını istemiş olabilir. Fakat eğer doğruysa ki sen birkaç koldan da araştırdığını söylüyorsun, yargı kulislerinde de bunları dikkat çekiyorsun. O zaman sorun şu. Soru. Şu. Hem soru hem sorun. E, yargıyla ilgili bir mesele olduğunda aranacak kişi Erdoğan mıdır? E, bu o anlama geliyor. Sadece bu örnekten hareketle mi söylüyoruz? Bunu bilmiyorum. E, genel olarak şimdi baktığınızda yani yargıçların ve savcıların bağlı olduğu kurum HSK'nın başında Adalet Bakanı var. Yani AKP'nin bakanı var. Yani Erdoğan'ın evindeki bir bakan var. Zaten e, HSK'nın Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun e, yapılanma biçimi zaten siyasi. İçindeki içindeki üyelerin 4 dör, 4'ünü e, zaten şey seçiyor. Erdoğan seçiyor. Hal böyleyken zaten biz yargının fazlasıyla siyasallaştığını, fazlasıyla politikleştiğini zaten biliyoruz. Bu örnek bu kuliste bizi bir kez daha doğruluyor. Şimdi e, gerçekten bu soruya yanıt vermek hiç kolay değil. E, yargı meselesinde aranacak isim Erdoğan mı? E, en azından bu konunun özelinde bilmiyoruz. Bir iddiada bulunamayız daha, Yani bir duyumdan belki bahsedebiliriz ama daha öteye gidemeyiz. Ama şunu biliyoruz ya doğrudan talimatla ya da Erdoğan'ın duruşundan, tavrından, sözlerinden vazife çıkartarak e, karar alındığını biliyoruz. Şimdi bunun da üzerine gitmeyelim. Tamam peki. E, ama mesela yargıtaydan e, işte bir takım başka yerlerden yapılan açıklamalarda. Düşünün Yargıtay aslında konunun taraflarından biri. Diyelim ki bu amiraller tutuklanacak, haklarında dava açılacak, bir süreç işleyecek, bir karar verilecek. Orada dava Yargıtay'a gidecek. Yargıtay bu konuda e, taraf olduğu halde açıklama yapıyor. Yani ihsası rey yapıyor. İhsası rey. Yani e, oyunu açık ediyor. Evet reyini oyunu açık ediyor. Ö özeti ihsas evet. e hissettirme e kelimesinden belki hatırlayacaksınız. Şimdi bu yargı meselesine birazdan döneriz. Orada ilginç bir e başlıktan baş söz etmek istiyorum çok da. Güzel. Devlet Bahçeli'nin söylediği bir şeyi e hmm. vurgulamak istiyorum. Bugün demiş ki e deminki grup toplantısında hmm. mavi vatanı bu çürük amirallerle mi savunacağız? Ay, evet. Şimdi evet. ya... Bu çürük amiraller ve mavi vatan diyorsunuz. Ya mavi vatan ismini koyan, bunun doktrinini oluşturan kişi şu an göz altında. Yani o çürük amiral dediğiniz kişi mavi vatan doktrininin yaratıcısı. Anlatabiliyor muyum? Ya evet. çok büyük bir çelişki. Yani çelişki falan değil tabii bu başka bir şey de ee, konuşuruz. Ee, Bahçeli ile Erdoğan ilişkisine belki... Bu iyi parti'nin e, devreye girme çabaları bir şeyin işareti mi? Birazdan konuşuruz evet. ama. Yargıya dediğim gibi hani talimat verdi vermedi bilmiyoruz. Ama çok açık medyaya talimat verdi. Bunu nereden çıkartıyorsun demeyin. Kendisi söyledi. Erdoğan dedi ki o neler var neler medya yazacak göreceksiniz dedi. Buyurun. Şu anda. Bu 104 kişinin içerisinde bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, oğlu, şusu, busu olanlar var. Şimdi bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medy medyada göreceksiniz. Ve bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var. Bir fotoğraf geldi şimdi medya demişken bakın medyaya talimatın neyle sonuçlandığını göreceğiz ama Melis Alpan işte duruşma yargılanacak demiştim ya duruşma öncesinde ağır ceza mahkemesi kapısında bakın yargılanacak hatta şimdi başladı herhalde hakim karşısına çıktı. Bu fotoğrafta şimdi geldi yanında sevgili gazeteci arkadaşlarımız e, yalnız bırakmamışlar ama bu kadarlarsa doğrusu üzüldüm. E, daha kalabalık olmalıydık. Çünkü 6 yıl önceki bir tweetinden yargılanıyor. E, medya e, bu kadar e, perişan edildi. Bu kadar perişan edildi. Bir gazeteci arkadaşımız 6 yıl önceki bir Nevruz fotoğrafı yüzünden 7,5 yıl hapiste yargılanıyor. Birazdan hakim karşısında olacak. Ama tabii medya deyince oho bir de başka medya var. Erdoğan az önce dedik göreceksiniz dedi CHP'ler var medya yazacak dedi medya yazdı medyaya durur mu tabii ki aldı sinyali yazdı Hürriyet.com.tr'de yani Hürriyet gazetesi'nin internet sitesinde hemen anında anında ee, haber çıktı darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden dördü CHP üyesi çıktı çok yer yandı. CHP üyesi çıkmış. 104 amiralden 4'ü. Hanımefendiler, beyefendiler. Bunun da kalmadı. Hani 4'ü CHP üyesi çıktı. Tamam. Bakın. Aynı haberin devamında e, işte bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları diye yazıyor. Emekli amiral Atilla Kezek eee Erkek kardeşi isimlerin üstü e, kapatılmış. E, emekli e, amiral Nurhan Kahyaoğlu. Emekli amiral Mustafa Baha Eren oğlu. Emekli amiral Cemil Şükrü Pozoğlu. Kardeşi, kendisi, bir şey. Kız kardeşi, kızı, şu kuzu gidiyor. Bundan daha ayıp bir şey gördün mü? Yok. Şimdi bu hukuken... Asla kabul edilemeyecek bir şey. Siyaseten kesinlikle karşı çıkılması gereken bir şey. Hele medya, Ahmet Hakan'ın genel yayın yönetmenliği yaptığı o gazete tepki büyüyünce hemen bunları sildiler. Arasanız bulamazsınız şimdi. Ama hemen anında e, bunların e, görsel alındığı için arşive emanet bunlar unutulmayacak. Ya bir kere o kadar çok boyut var ki. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmak suç değildir. Ya bunun altını çizelim. CHP üyesi olmak çünkü suç artık, değildir. Çünkü artık çünkü artık muvazzaf değiller, emekliler. Evet, değildir. Bakın. Bu ayrı bir mesele. Bununla birlikte ha hani, ne suçtur biliyor musunuz? Bir terör örgütüne üye olmak suçtur ama. Peki Hani suç bireyseldi, uyuşturucu kullanan AKP'li üzerinden bütün AKP'ye mal etmemek gerekiyordu. Ama siz gidiyorsunuz. Hani ya tekrar söylüyorum yani birisinin kardeşi, kızı vesairesi CHP'li diye siz bu bildirin arkasında CHP alış. O suçu at dendi. kastediyorsunuz? Şimdi oraya geleceğim. Tam oraya Gel geleceğim. Hadi o zaman cevval gazeteler. Hmm. Yani Hürriyet'inden Sabah'a kadar. Bu kadar bilgi arşivine sahipler ya. Peki şunu niye yazmıyorlar? Hadi bu yolla gidelim. Ee, kardeşi FETÖ'den tutuklu olan, FETÖ yönetisi olan Tarım Bakanı'nı niye yazmıyorlar? Damadı firarda olan, FETÖ'den firarda olan eski meclis başkanını niye yazmıyorlar? Damadı FETÖ şüphelisi olan Cumhurbaşkanlığı çalışanı niye yazmıyorlar? Kızı, gelini bilmem nesi FETÖ şüphelisi olan FETÖ'ye para yatıran e, AKP'lileri niye yazmıyorlar? Ya hani mesele buysa eğer siz yakınlık akrabalık üzerinden insanları kriminalleştirmeye çalışıyorsanız önce kapınızın önünü temizleyeceksiniz. Önce kapınızın önünü temiz tutacaksınız. Siz gidiyorsunuz Türkiye'nin e, kurucu partisini bir böyle örgütmüş gibi verip işte bilmem neyin damadı kızı o parti ya bu bu çok çok ö bir FETÖ yöntemidir bu. Bakın ya FETÖ yöntemidir. Biz eğer bugün Taraf gazetesini Yıllardır eleştiriyorsak Samanyolu televizyonunu, Zaman Gazetesi'ni yıllardır eleştiriyorsak bunları yaptığı için eleştirdik. E sen koskoca Hürriyet, sen nasıl yaparsın bunu? Nasıl yapar? Nasıl iniyor Çok çok yani. Ya yani bir de ben... şu var hani başındaki Ahmet Hakan e, Kanal 7'de yıllarca çalıştı. 28 Şubat dönemine çok e, tanık olan birisi. Oradaki fişlemeleri vesaire o süreçte yaşadı bunun itirazını sürekli dile getiren birisi ama kendi gazetesinde böyle bir haberin yayınlanmasına dair acaba herhangi bir iç soruşturma başlatıyor mu? Yani çok çok acı bir şey. Çok acı Şimdi bir şey. E, bakın e, 104 amiralden 4'ü AKP üyesi diye yazan medyadan söz ediyoruz. Ben Ahmet Hakan'ın bu yapılanlardan haberi olmadığını umut etmek istiyorum, düşünmek istiyorum açıkçası. Ben de haber olduğunu düşünmüyorum ama çok acı bir şey. Çok acı, çok acı e, ve bunu yapan e, herhalde içeride en azından bir azarı hak etmiştir diye de düşünmek istiyorum. Şimdi bakın e, Erdoğan medya yazacak diyor, medya yazıyor. Yani bu da gerçekten ya bak hmm, bir daha yapma ha, çok ayıp diye geçiştirecek bir şey değil onu söyleyeyim. Dahası Halime Kökçe, yazar, gazeteci, yazar. Baksanız gazeteci, yazar diye geçer adı. Ee, bir paylaşımda bulundu bu meseleler üzerinden. Hem o paylaşımın manasını konuşacağız ama hem de son görevini dikkatlerinize sunacağım. Kim bu hanımefendi? Gazeteci ve aynı zamanda Star Gazetesi diye hala... E, yani hala hazırda mevcut olmayan bir internet gazetesi bu. Bildiğimiz anlamda gazeteci değil. AKP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda tanıtım medya başkanlığına getirildi bu hanımefendi. AKP üyesi olmakla kalmadı. AKP yöneticisi. Diyor ki son yazısında gazaya tekbirle giden bir milletin askerini puta tapar hale getiremezsiniz. Getirmeye kalktığınızda başa gelen görüldü. Puttan kasıt kim? Kim ola? Kimi kastediyorlar değil mi? Yıllardır Kimi kastediyorlar? Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ya, kastediyorlar. Ya. Puta tapar hale getirmişler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Yani burada bakın e, mesele Montrö'nün ötesinde, mesele amirallerin bildirisinin ötesinde, 104'ü efendim CHP'liyim şuyum buyum ötesinde doğrudan doğruya Atatürk hedef. Ben CHP CHP zaten Atatürk'ün kurduğu parti olduğu için hep hedefte ayrı. Ama burada esas hedef Atatürk'ün ta kendisi. Atatürk ve yolu, ilkeleri, devrimleri vesaire. Bir milletin askerini puta tepar hale getiremezsiniz diyor. Yani bu o kadar tanıdık bir söylem ki ve bize o kadar çok şey anlatıyor ki biz diyor bir İslam ordusu yaratacaklarını zaten hep söylüyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'dan başka bir şey yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi bu onlara bu fırsatı verecek mi, verebilir mi ya da sence? Ya bir kere 2023'te hani seçim olacak diye dün cumhurbaşkanı Erdoğan da vurguladı ya. 2023'e yani seçime Atatürk'le kavga ederek gidemez AKP. Gidemez. Yani hani evet. tamamen pragmatik kafayla düşünüyorum. Yani onların e, yararının ne olduğu üzerine kafa yorarsan şeydim bunu nasıl yapabilirler ki yani. Bir de İstanbul'un tanıtım bilmem ne başkanı falan yani. O o o zehirli dil oldukça oldukça bu ülkenin kurucu değerleriyle böyle kavga ettikçe daha biz çok 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 şey yaparız. Çok başımız ağrır. Başımıza da çok bela gelir. Maalesef. Evet yani e, Atatürk'ü silmeye çalışıyor e, Siyasal İslam e, İhvan hareketi daha daraltılmış ifadesiyle. Bu ama e, AKP'yi ve hatta Erdoğan'ı da doğrudan doğruya e, simgeliyor mu bilmiyorum. Bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Erdoğan pragmatik bir lider. İktidarda kalsın da gerekirse işte gidip e, hani anıt kabirde gözyaşı da döktüğünü görürüz ne olacak? Ya da e, Amerika Amerika'yla hani kucak kucağı olduğunu görürüz. İkinci bölümde Amerika'ya geleceğiz. Çok enteresan, Emin Çapa hatırlattı. Bir e, paylaşım e, aktaracağım size. E, ama medyadan gitmişken, şimdi... Ay nasıl anlatılır bazı şeyler bilmiyorum ya. Efendim, e, Okan Müderrisoğlu. O da Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Nasıl ilginç desem değil, ilginç kelimesi yetmez. Tuhaf desem başka bir şey anlarsınız. Hiç demeyeyim. Yazıyı paylaşalım. Ee, diyor ki biraz uzunca lütfen sabrınıza sığınıyorum. Yavaş yavaş okuyarak gidelim. Meselenin emekli komutanlar boyutu üzerinde de durulması ayrıca önem taşıyor. Kışla, karargah, lojman, ordu evi arasında geçen üniformalı ömür, sivil hayata uyumda zorluk, gerçek hayattan kopukluk veya o realiteyi reddetme eğilimi yeni topluluğa girememe sendromu. Yani diyor bu insanlar muvazzafken yani rütbeliyken e, kışla karargah lojman arasında bir hayat geçiriyorlardı e, diyor çok özetle. E, sonra da diyor bu üniformalar çıkınca sivil hayata uyumda zorluk çektiler. E, gerçek hayattan zaten kopuklardı Yeni bir topluluğa da girememe sendromu yaşadılar. Bayağı bildiğiniz psikolojik bir e, analizi, hatta patolojik bir e, analiz yapıyor e, Okan Müdere Soğlu. E, emekli olduktan sonra boşlukta kalan, e, gerçeklikten kopmuş insanlar bunlar. Peki, devam ediyor. Sonuçta kendisine ait hissettiği, yıllardır içinde yaşadığı toplulukla yüksek etkileşime girme eğilimi. Yani bu nedenle kendisi gibi emekli olan işte subaylarla vesaireyle, o çevreyle yeniden o toplulukla yüksek etkileşimle ilişkiye girme ihtiyacı duyarlar. Hani var ya e, neydi onların adı? Texas bir şeyleri. Texas e, neyse. Timsahları diyeceğim değil. Anladınız herhalde. Böyle belgeseller vardır, anlatırlar. İşte Yazın e, işte böyle taşların altında uyurlar. Kışın mağaralara çekilirler. İşte şöyle derilerini dökerler falan. Böyle belgesel tadında anlatıyor Okan Müderisoğlu. Bu vazlafken, dürüt varken kışla karargah, lojman arasında zaten Türkiye'den kopukturlar gerçeklikten. Sonra da üniforma çıkınca kış gelince yani aa ne uğradıklarını şaşırırlar. Hep birlikte olmaya çalışırlar. Haliyle diyor Demokratik bağışıklığın genellikle zayıfladığı bu tür ortamlar, buraya dikkatinizi rica edeceğim, Burası çok önemli. Bilinçli ve zinde isimler tarafından kolaylıkla sevk ve idare edilebiliyor. E, not al, e, barışın. Bilinçli, bilinçli ve zinde isimlerden kasıt bu memlekette az çok bilinir kimler olduğu. Bu da demek oluyor ki. Emekli komutanların buluşmaları bu anlardaki gündemi yeri geldiğinde demokrasi için meseleye dönüşme riski üretebiliyor. Bu yüzden emekli asker kadrosunun bundan böyle ayrı bir başlıkta ele alınması, emekli askerler ayrı bir başlıkta ele alınacakmış ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinde tesis ettiği uyumla yetinmeyerek gerek Türk Silahlı Kuvvetleri dışına çıkan isimlerle gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki alt kadrolarla da özel olarak ilgilenmesi gerekiyor. Ben size söyleyeyim formülü emekli askerler bir e, böyle şeyler vardır ya kamplar dinlenme yerleri tesisleri oraları kapatılmalı Hulusi Akar hasreten ilgilenmeli. Konuşabilirsiniz, konuşamazsınız. Üç kişiden fazla bir araya gelemezsiniz. Bir de bunların buluşmaları çok tehlikeli ya. Okan Müllerisoğlu çok güzel yazmış. Kimden ilhamla yazmış? Kim bu analizlerde ona yardımcı olmuş bilmiyorum. Ama ilgilenilecek onlarla e, bilinçli ve zinde isimlerle. Kim onlar acaba? Ben bu yazıya dair çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle bakın lojman lojman vesaire biliyorsunuz. Emekli amirallerin e, bu bildiriye imza atan amirallerin lojman hakları vesaire iptal edildi. Aa onu da Cem küçükten duyduk. Gene bir başka e, yandaş e, diyebilir miyiz bilmiyorum kalemden. İlk e, ilk bildiren ne oldu? Lojman ve koruma hakları iptal edildi. Çok edilmiş. güzel. Çok ha? güzel. Tamam. Çok Başlamış güzel. zaten tamam, şey çok düzenleme. Güzel. Ha, şimdi bu insanlar daha göz altında. Hani masumiyet kanıt. Şimdi bakın Polis Akademisi'nin 2017 raporu. Polis Akademisi'nin 2017 raporu diyor ki FETÖ tarafından diyor 2000 2013 yılları arasında 2000 2013 yılları arasında yani 13 yıl boyunca KPSS, ÖSS, ALES, asker liseler, YDS gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav soruları çalınmıştır. Bakın 13 yıl boyunca ÖSYM'nin yaptığı bütün sınav soruları çalınmıştır diyor. Bunu polis akademisi söylüyor. Şimdi yani diyor ki hani diyor bu 13 yıl boyunca devlete Fethullahçılar girdi ya diyor. FETÖ diyor şey ÖSYM ile birlikte yaptı bu işi diyor. Yani bütün soruları FETÖ 13 yıl boyunca çaldı ve devlete böyle sızdı diyor. Asker liseler dahil. Şimdi güzel. Peki, bu polis akademisinde resmi raporu. raporu. 2017 tarihinde raporu. 13 yıl boyunca ÖSYM soruları FETÖ'ye teslim etmiş mi? Etmiş. Peki ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanıyor. 18 yılla yargılanıyor şu an. Hala yargılanıyor FETÖ üyeliğinden. Bakın bu amiraller daha göz altında. Yargılama başlamış bile değil soruşturma. Yargılanıyor bu adam. İddianamesi var. Ali Demir şu an nasıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hala öğretim üyesidir? Yani devletin bütün yargısını, bürokrasisini vesairesine girmek için yapılan sınavların sorularını FETÖ'ye teslim eden Ali Demir, ÖSYM Başkanı Ali Demir nasıl İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesidir. Devam ediyorum. Acaba hala devlet lojmanında kalmakta mıdır? Ya. Yani Ali Demir'in yani Polis Akademisi'nin raporuna göre devlete FETÖ'cüleri yerleştiren Ali Demir'in masumiyet karinesi var da devlet lojmanında kalabiliyor da pardon bir bildiri imza attı diye o amirallerin lojmanını siz nasıl alabiliyorsunuz ellerinden? Nasıl o haklarını alabiliyorsunuz? Siz o zaman yani devlete FETÖ'yü yerleştiren insanı bu kadar koruyorken yıllarca FETÖ mücadele eden insanlar nasıl böyle bir kötülük yapabilirsiniz? Ya yani şimdi işte tam da burada tam da burada hani ben çelişki dedim siz çelişki değil daha farklı ben de tam da aslında öyle düşünüyorum. Ben FETÖ örgütlerle terörle merörle mücadele edildiğine inanmam inanmayan birisiyim. Tamamen pragmatizm üzerinde koltuğun bir şekilde e, yapışık kalması, koltuğun devam etmesi o beka için ne gerekiyorsa yapılıyor. Ama ne oluyor? Dönüp dolaşıp olan ülke oluyor, Türkiye oluyor. Şimdi FETÖ ile mücadele özellikle e, siyasi ayak meselesinde e, çok artık iyice ortaya çıkmadı mı? ne noktada? Yani FETÖ ile mücadele eden biz neyi anladık? İşte ee, işte zaman gazetesi alan ya da işte bankasaya ya para yatıran küçük insanlara e, içeri alınmasını anladık. Öyle değil mi? Ya tabii ya bakın düşünebiliyor musun? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bir araştırma komisyonu raporu yayınlanmadı. Ya. Darbe komisyon raporundan bahsediyorum. Niye yayınlanmadı? Acaba şundan dolayı mı yayınlanmadı? Biz eğer bu raporu çıkartırsak resmi olarak meclisten yarın öbür gün devran dönerse bu meclisin resmi raporu bizim aleyhimize hem ulusal hem de uluslararası mahkemelerde kullanılır korkusuyla mı yayınlanmadı? Bana gelen daha bu. Yani bir, biraz daha aç. Yani şunu demeye getiriyorum. Bakın rapor yayınlanacaktı ama son anda raporun yayınlanmasına kısa bir süre kala mecliste o darbe komisyonunun üyelerine bazı önemli hukukçular gidiyor. İddia bu. Hmm. Kapılarını çalıyorlar. Ya bakın siz böyle bir rapor 15 Temmuz darbe komisyonu raporu yayınlıyorsunuz. Bu raporun içeriğinde e, AKP hükümetini çok zora sokacak ifadeler var gelen tanıkların ağzından. Siz bunu resmileştiriyorsunuz meclis e, tarafından eğer raporlaştırırsanız. Ve yarın öbür gün hem Türk mahkemelerinde hem de ulusu, uluslararası mahkemelerde bu rapor baz alınabilerek baz alınarak Türkiye aleyhine kararlar çıkabilir ve hatta iktidar aleyhine kararlar çıkabilir. Onun için bu raporu yayınlamasanız daha iyi olur diye salık veren, tavsiye veren bazı hukukçular oluyor. Ve AKP'nin bu raporu yayınlamamasının nedeninin bu olduğu iddia ediliyor. Ee, eski böyle e, batıp filmlerinden vardır ya böyle e, bayağı eski kovboy filmleri. Tak tak vururlar çok şey biliyorsun sen diye. Ne çok şey biliyorsun <laughs> Barış. Çok ya, şey biliyorsun. Cehalet fazla, mutluluk ama bir evet, füzün geliyor. Fazla ya. fazla şey biliyorsun Aziz'im. Hani bu vurma e, burada göstermelik latifeden ibaret kalsın. Ağzımdan da yel alsın. E, i̇kinci bölümde e, buluşalım. Konuşmaya devam edecek. Çünkü çok şey biliyor. Çünkü çok şey anlatılıyor. Çok notumuz var. E, Babacan enteresan bir noktaya dikkat çekti Ali Babacan. Ondan söz edeceğiz. Bu Montreux meselesi çok büyütülüyor, abartılıyor diyenlere bir hatırlatmamız olacak. Ondan bahsedeceğiz. Bir de sürpriz olsun belki bir filmde nasıl sansür yapılıyor, güncelleme yapılırken onu paylaşacağız. Görüşelim efendim. İstanbul'a sağlık, konfor ve mutluluk dağıtan İGDAŞ, hava durumunu sunar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Marmara bölgesinde İstanbul bulutlu 18, Edirne yağmurlu 20, Çanakkale yağmurlu 21, Bursa bulutlu 24 ve Balıkesir yağmurlu 23 derece olacak. Ege bölgesinde de bulutlu bir hava hakim. İzmir bulutlu 23, Muğla bulutlu 20, Denizli bulutlu 24, Manisa bulutlu 23 ve Afyon sağanak yağışlı 20 derece olacak. Akdeniz bölgesinde Antalya bulutlu 23, Hatay güneşli 27, Mersin bulutlu 22, Adana bulutlu 27 ve Kahramanmaraş bulutlu 26 derece olacak. Bulutlu hava İç Anadolu Bölgesi'nin tamamını hakim görünüyor. Ankara ve Konya 21, Eskişehir ve Kayseri 22 ve Sivas 20 derece olacak. Yağışlar Karadeniz bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Samsun bulutlu 18, Bolu sağanak yağışlı 17, Zonguldak bulutlu 19, Trabzon sağanak yağışlı 18 ve Artvin sağanak yağışlı 21 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesinde Malatya bulutlu 23, Kars yağmurlu 15, Erzurum yağmurlu 14, Elazığ bulutlu 23 ve Van bulutlu 16 derece olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamı güneşli. Gaziantep 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 24, Mardin ve Şırnak 21 derece olacak. Üç büyük ilde ise hava sıcaklık tahminleri şöyle. Ankara'da hava bulutlu seyrediyor. Bugün ve yarın 21, Perşembe ise 14 derece olacak. Yağışlar İstanbul'a geliyor. Hava bugün bulutlu 18, yarın sağanak yağışlı 19 ve Perşembe sağanak yağışlı 7 derece olacak. Yağışlar İzmir'e de bir gün gecikme ile geliyor. Hava bugün bulutlu 23, yarın bulutlu 20 ve perşembe sağanak yağışlı 14 derece olacak. İstanbul'a sağlık, konfor ve mutluluk dağıtan İGDAŞ hava durumunu sundu. çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finans Bank'ta. Siz de ihtiyacınız olduğu zaman ister cep şubemizden ister qnbfinansbank.com'dan aylık yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine başvurun. Onaylanan kredinizi 3 ay sonra ödemeye başlayın. Sadece tek paketle spora, çizgi filme, belgesene doymak mı? Var bir hayalimiz diyenlere var bir paketimiz. La Liga'dan Asya Ligi'ne, basketboldan tenise, bir dünya spor içeriği, çizgi filmler, çeşit çeşit belgeseller ve çok daha fazlası Aile Spor Paketinde. Aile Spor Paketi ve yanında limitsiz internet ayda sadece 94.90'a. Üstelik D Smart Go ve ilk ay tüm kanallar hediye. D Smart ...her televizyona şart. Şimdi algıda ile yaz gelsin. Kalpten kalbe mutluluk gelsin. Bölge Kitabevi'nden sizler için özel kampanya. İzimler serisi. 1. Ateizm. 2. Denizim. 3. Faşizm. 4. Kapitalizm. 5. Şintoizm. 6. Agnostisizm. 7. Budizm. 8. Paganizm. 9. Şamanizm. 10. Marksizm. 10 kitaplık muhteşem eserler sadece Halk TV izleyicilerine 180 TL yerine 69 TL. Ya reklamlar gelince telefona sarılıp internete geri değil. Sakın bozma. Sakın bozma çünkü ben de zaten internetle ilgili bir şey anlatacağım. E hazır bana değil telefona bakıyorsun. O zaman ben de şöyle rahat rahat anlatayım. Karşınızda Vestel.tv farkı. Vestel.tv Mesela... Türkiye'nin her yerine sadece 24 saatte teslimat siparişin göz açıp kapayıncaya kadar evinde. Televizyon aldın, gözüne küçük mü geldi? Büyüğü gelsin. Tam 30 gün iade hakkın var. Kolay iade hizmetiyle bizzat gelip evden alıyorum. İyi günler. Servistim, kurulum dolu. Sen kılını bile kıpırdatmıyorsun. Eğer an bir hizmetiyle sana uygun günü saat seçiyorsun, tam o saatte gelip çözüyorlar. Kolay gelsin çocuklar. E hazır internettesin. Ne bile sen bak. ...yani fark olur da... ...bu kadar mı olur diyorsan... ...vallahi ve esterli olur. Neden olmasın? Türk'üm... ...doğruyum... ...çalışkanım... ...yasa küçüklerimi korumak... ...büyüklerimi saymak... ...yurdumu, milletimi... ...özümden çok sevmektir... ...ülküm... ...yükselmek, ileri gitmektir... Varlığım, Türk varlığını armağan olsun. Bir kere and içtik, geri dönmeyiz. Andımız var. Halk TV olarak televizyon ve internet sitesi dışında Halk Kitabevi ya da başka isim altında herhangi bir faaliyet alanımız bulunmamaktadır. Saygıyla duyurulur. Televizyonunuz HD olduğu halde Halk TV'yi SD olarak izliyor olabilirsiniz. Kanalımızı daha kaliteli bir görüntüyle izlemek için yapmanız gerekenler çok basit. Halk TV'yi HD olarak izlemek için iki farklı arama seçeneğiniz var. Ucu alıcınızı kumanda üzerinden açıp menü tuşuyla menüye giriyorsunuz. Kurulum menüsünden anten ayarına girdikten sonra uydu ayarına basıyor ve TÜKSAT 2A, 3A, 4A'yı seçtikten sonra kumandanızda yeşil tuşa basıp ekranınıza çıkan frekans menüsü üzerine 12.685 rakamını yazıyorsunuz. Polarizasyonu vertical olarak ayarlayın, sembol oranını 30.000 olarak ayarlayıp kaydedin. Aramayı başlat butonuna basıp aramayı başlatın. Arama bittikten sonra kanal listenizden bu butonuna basarak açılan klavye ekranına Halk TV yazarak HD yayına geçmiş olacaksınız. Şimdi de otomatik aramayı gösterelim. Kumandanızın menü tuşuna basarak uydu kurulumu ayarlarına giriyorsunuz. Menüden kullandığınız uydu polarizasyon ayarına girin. 92A, 3A, 4A'yı seçin. Sonrasında otomatik arama butonuna basın. Uydu araması başlayacaktır. Arama tamamlanınca Exit tuşuna basıp menü penceresinden çıkın. Çıkan kanal listelerinden Halk TV HD'yi seçin. Müzik Halkın Televizyonu Halk TV'yi izlemeye başlayın. Yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Bugün yol arkadaşım Barış Pehlivan. Ee, onu siz çok farklı yerlerden yıllardır tanıyorsunuz. O da TV davasında. Kaç yıl yattın Barış'cığım? Ee, i̇lk davada 19 ay yattım. 19 sonda ay. 187 gün yattım. Ee, iki, sonda dediği de e, bu mit e, ifşası denilen. Ama ne kadar zorlamaydı. <laughs> söylemek zorundayım. Neyse geçelim onu. Tekrar. Bir suça iştirak etmiş olmayayım. Kayıtlardan silin efendim bunu. Ee, kitaplarıyla Barış ile birlikte yazdığı kitaplarla vesaire tanıyoruz. Şimdi Barış Terkoğlu gibi o da e, Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıyor. Bugünkü köşesi e, Meral Akşener 104 Amiral'in birden gözaltına alınacağını öğrenince, böyle bir duyum alınca Erdoğan'ı aradı yolunda bir iddia. Şimdilik iddia. Henüz e, bu buna bir yalanlama gelmedi çünkü bu e, sadece bizim programımızda konuştuğumuz bir mesele değil. Bugün Cumhuriyet gazetesinde alt manşet olarak görebilirsiniz, e, değerli cumhurbaşkanım tekrar. Alt manşet olarak yer alıyor. E, Barış Pehlivan'ın köşesinde yer alıyor. Yani sabahın 8'inde herkesin önüne gidiyor bu gazete belki daha erken. E, şu ana kadar bir yalanlama gelmedi. Birkaç kaynaktan da bana e, evet bunu biz de duyduk, bu iddiayı biz de duyduk diye. Ee, bir e, not geldi. E, bu reklam arasında onu söyleyeyim. Şimdi e, bir e, ikinci bölüme son durumu özetleyerek girelim. Efendim Erdoğan e, bugün e, öğleden sonra saatlerinde AB e, heyetlerini e, kabul edecek. E, AB konseyi başkanı Michel'le, AB komisyonu e, başkanı ee, Ursula von der Leyen'i kabul edecek. Doğu Akdeniz görüşülecek. Belki Montreux girer, girer mi bilmiyoruz. Çünkü Biden dönemiyle birlikte e, transatlantik anlaşması yani Amerika ile Avrupa arasındaki anlaşma yeniden e, tazelendi. Birbirlerine güven tazelediler. Amerikan isteği belki AB'nin de isteği haline gelebilir. ABD de biliyorsunuz birazdan konuşacağız. Montreux'u aman bir istiyor bir istiyor. Evet. Erdoğan'ın bu e, görüşmesini not edelim, bakalım ne çıkacak. E, meclis, e, milli iradenin tecellisiyle, e, muhalefetin oylarıyla reddedilen yasayı bugün tekrar oylayacak. Yani mecliste milli irade hiçe sayıldı. Ama biz bunu saymıyoruz dediler. Tutanaklarda her şey çok net olduğu halde böyle bir... E, Sonuç çıktı ortaya. Sonra bize milli iradeden söz ediyorlar. Olsun. Herkes her şeyi biliyor. Ve efendim bir başka sıcak not da şuydu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Daha önce Ramazan ayında biraz daha sıkı, çok değil ama biraz daha sıkı önlemler, yani tam kapanma değil, biraz daha sıkılaştırılmış önlemler gündemdeydi. Ama teravih namazı camilerde kılınacak idi. Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sabah yaptığı açıklamada dedi ki, teravih namazları evde kılınacak. Ee, koronada çünkü başka bir yere geldik gerçekten bunun farkında herkes. Farkında olduklarını da böyle anladık. Dolaylı yoldan anladık. Ee, ayrıca aşı orucu bozmaz diye de ekledi. Şimdi efendim, bütün bunlar sıcak gelişmeler ama dediğim gibi gündem amiraller meselesi. Neden? demokrasinin geldiği yer açısından, ifade özgürlüğünün geldiği yer açısından Modre meselesinin ne kadar önemli olduğunu hele bugünlerde daha da önem kazanmışken bizi hatırlattığı için amiraller gündemin en önemli noktası. yargı zaten başta. Şimdi amirallerin e, göz altındaki 10 e, amiralden 9'unun avukatı Şule Nazlıoğlu Erol. Ee, perşembeye kadar gözaltı süresi var biliyorsunuz niye ise ne soracaklarsa artık saate kadar. O 10 e, on avukattan 9'unun avukatı Şule Nazlı Erol e, Ali Alican Uludağ konuşmuş. Alican Uludağ Ankara gazetecisi adlı sitesinde bu habere yer veriyor. Alican Uludağ da müsaadenizi kısacık anlatmak istiyorum. Cumhuriyetin hakikaten en parlak isimlerinden biriydi. Televizyona geçerek e, Meslek hayatında başka bir sayfa açmak istedi. Olay TV'ye geçti. Ama olay TV'ye izin verilmedi. Unuttuk değil mi? Medyanın hali, demokrasinin hali memlekette böyleyken böyle. Ali Can Uludağ işte şimdi ama her şeye rağmen gazeteciliğe devam ediyor. Ankara gazetecisi internet sitesinde Şule Nazlı Erol'un verdiği haberi, bilgileri paylaşıyor. Demiş ki Şule Nazlıoğlu Erol, e, nezarethanede e, görüştüm e, amirallerle, müvekkillerimle. E, i̇ki şerli e, başka suçtan e, hiç, gözaltına alınmış kişilerle birlikte iki şerli tutuluyormuş. Yani bir amiral yanına mesela bir uyuşturucu kaçakçısı, bir amiral belki gasptan içeride yatan biri nezarethanelerde öyle tutuluyorlarmış. Yani birbirleriyle irtibat olmasın diye. E, Nezar tane şartlar çok kötü e, demiş e, şöyle e, orada gördüğüm manzara nedeniyle ofise ağlayarak döndüm kaldıramıyorum böyle görüntüleri tecrübesinden yararlanacağınız insanları göz altında tutuyorsunuz demiş. E. Ya bakın buradaki gözaltına alınan bazı isimler balyoz davası kapsamında bize birebir kendisi gidip teslim olan isimler. Bazıları öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani gözaltı yapılmadan haklarını yakalama kararı oldukları için Fethullahçıların yargı sistemine bile gidip teslim oldular. Biz bu devlete güveniyoruz. Ya. Şimdi bu insanları sabah vakti şey yapıyorsunuz. Dört gün gözaltı ne gerek var? Yani gitseniz bugün de hemen e, savcılığa çıkarabilirsiniz. O zaman nedir? Eziyet ediyorsunuz. O zaman hukuku bir araç olarak kullanıyorsunuz. Ya tabii ben, benim kafamda bazı sorular var. Şimdi mesela ben benim görüşünü merak ettiğim isimlerden birisi Cihat Yaycı. Yani Cihat Yaycı emekli amiral yakın zamanda e, emekliliğini veren amiral mesela ki Mavi Vatan doktrinini konusunda Cem Gürdeniz'le birlikte çok e, ortak çalışmalar yapmış bir isim. Cihat Yaycı neden sessizliğini koruyor emekli olmasına rağmen? Hmm. Bu bildirden haberdar mıydı? Haberdarsa neden imza atmadı? Ee, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bununla birlikte Perşembe günü verilecek kararın ne anlama geleceğini biz tartışacağız. Ama daha da önemlisi acaba e, yani yakın bir zamanda bu bildiriden kaynaklı olarak bildiriyi de bahane ederek TSK'da kalmış ee, bazı Kemalist ve Atatürkçü subaylar yeniden tasfiye edilecek mi? Tıpkı Balyoz'da olduğu gibi. Şimdi ben e, bu sorduğun sorunun çok önemli ve e, aslında e, mümkün olduğunu e, düşünüyorum. Ama onunla da kalmayacağı kanaatindeyim. Mesela bu e, kimi siyasetçilere sıçrayabilir, bazı e, mesela vekiller hakkında fezleke kadar gidebilir. Dahası biz gazeteciler, medya mensupları için de yeni bir soruşturma, belki dava, belki hatta gözaltı tutuklama vesilesi olabilir. Neden? Neden? Ne oldu, ne oldu ki? Ne oldu? Yani ne oldu? Allah aşkına şurada metin var. Metin de ya e... Böyle söylemlerden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Kanaatindeyiz diyen darbe bildirisi mi olur? Allah aşkına kanaatindeyiz demişler. Yani ne kadar naif bir dil kullanılmış. E şimdi buradan siz kanaatindeyiz kelimesinden darbe darbe Şimdi bakın ben hukukçu değilim. Gerçi 46 yıllık mesleğimde hani sayısız hukuk kitabı, anayasa kitabı, anayasa hazırlıkları vesaire konusunda okumuşluğum, uzmanlarla konuşmuşluğum vardır ama gene de değilim. Ama bir hukukçu dostum dün telefon etti ee, ve bir e, işlenemez suç diye bir kavram olduğundan söz etti. Şimdi bir görelim. Bakın şöyle bir şey e, alıntı yaptım. Bu e, hukukçu avukatlık yapıyor hala hazırda. Gürhan, Gürkan e, Özocağ'ın e, hazırladığı uzun bir... E, rapor mu diyelim artık ona tez mi diyelim. Onun içinden aldığım bölüm. Failin pisişiğinde yani fail derken buraya amirali koyabilirsiniz. Pisişiği derken de zihninde demek istiyor. Suç kararı mesela yani hani darbe ise eğer söz konusu olan diyelim ki darbe yapmaya niyetli. Suç kararı tam olarak oluşmasına rağmen sonucun gerçekleşmemesi suça teşebbüsün aksine kullanılan araçların ve dolayısıyla hareketli, hareketin elverişsizliğinden yahut suçun maddi konusunun bulunmamasından ileri geliyorsa bu durumda işlenemez suçtan söz edilir. Yani diyor ki bir e, suça kalkışacak ama onun için gerekli araçlar yok elinde ya da Hareket için bir elverişli durum yok ya da o suçun maddi olarak işlenmesi söz konusu değil. Kafasında efendim işte e, atıyorum e, ay atmayayım bak başka şey, örnekler geldi. atmayayım çünkü mesela lafı bile kurtarmayabilir bazı insanı çok ciddi bir e, fikir var kafasında dünya yok edecek var ya böyle filmler. Elinde bir düğme var işte nükleer. Bastı mı dünya yok olacak. Ama o düğme aslında prizden çekilmiş. Çünkü gelmiş bağlı olduğu şey, e, bağlantısı kesilmiş. Ve zaten e, o düğmeye bassa bile puf sesinden başka bir şey çıkmayacak. Şimdi bu kadar imkansız bir şeyse işlenemez suç. İşlenemez suç işlenmemiş bir eylem demektir. Ee, mesela amirallere dönersek amiraller darbe kalkışacaklar ya. Bunu nasıl yapacaklar? Tekneleriyle mi? Balık oltalarıyla mı? Nasıl yapacaklar? Şimdi buradan çıkartmaya çalıştıkları şey şu. Kendileri yapamayabilirler ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birilerine mesaj veriyor olabilirler ya da onların arkasındaki paylaştım ya. Ee, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi'nin yazısından zinde güçler bunu arzu ediyordur. Birilerine darbe mesajı vermek istiyordur. Bunları kullanmıştır. Ama en netice gerçekten bu 10 kişinin darbe yapmaya kalkışması, darbe organize etmesi gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla anayasal sistemi eee Ortadan kaldırmak gibi bir suçu işlemiş olmaları mümkün değilken neyle suçlanacaklar sana göre? Yani ya, iş iddianameye geldiğinde ne olacak sana göre? Ben bu insanların 5 yıl boyunca hiçbir suçu yokken hapiste yattıklarına gazeteci olarak tanık olduğum için yani hukuk şeydir hani bilim değil maalesef. Bir şekilde e, suç uydurulabilir. Ben Benim ondan şüphem yok. Bizim maalesef ülkemizin savcıları ve hakimler o konuda çok mahir. Yani e, itirazınızı anlatana kadar ya da bu işin aslında bir kumpas olduğunu söyleyene kadar yıllarınız hapiste geçebilir. Doğru. Yani bundan dolayıdır ki ben bütün mesele şuraya bakıyorum. Ya niye? Ya niye siz? Ya ben Fethullah Gülen'in yerinde olsam gerçekten kahkahalarla gülerdim Pensilvanya'dan ya. Ya ben firar diyeyim benim e, yandaşlarım hapiste ama fikrim iktidar tarafından yerine getiriliyor derdi. Ben bu adamları hapise attım zamanında şimdi tekrar hapse atılıyor ve düşünebiliyor musunuz bu adamlar ilk bu işte bu e, amirallerin bildirisi ortaya çıktığında hem AKP'li isimler hem böyle yandaş kanallar şöyle manşetler attılar İşte NATO izi. NATO'nun tekrar darbe planlaması. Amirallerin arkasında NATO var. Aynı gün birkaç saat sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabında NATO ile birlikte daha güçlüyüz diye NATO'nun kuruluş yıl dönümü kutlandı. Ya kim NATOcu? Biz de biliyoruz ki burada gözaltına alınan ya da soruşturulan subayların, amirallerin büyük çoğunluğu NATO fikriyatına karşı olan anti emperyalist hatta kendini Avrasyacı olarak konumlandıran insanlar. Ya bu, bu kadar hani zekam hakaret etilmemesi gerektiğini inanıyorum. Ve izleyenlerin de bugünü analiz etmesi için geçmişi unutmaması gerektiğini inanıyorum. Ve sürekli hani tarihi bugünle başlatmayalım ne olur. Yani biz 19 yıllık AKP iktidarı var. 19 yıl boyunca neler neler gördük. Artık yorucu 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 yani. Peki 2004'e gidelim mi? Tarihi bugün başlatmayacaksak. Mesela Bahçeli'nin dün Barış Terkoğlu ilk kez burada söz etmişti. Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı sıfatıyla 313 generale iktidarı uyarın diye sayfalarca e, mektup yazdığı işte bakın Hürriyet 2 Ağustos 2004 tarihinde bundan e, başlığına, manşetine çıkartmış. Sivil partiden askere çağrı diye e, o zaman tabii e, muhalefetteydi MHP şimdi o da iktidarda dedin ya. FETÖ e, yırardı ama Gülen daha doğrusu. Hı hı. Fikri iktidarda diye. E, şimdi fikri iktidarda olan bir de MHP var. Tıpkı 12 Eylül'de Türkiye şöyle demişti. E, Biz hapisteyiz ama fikrimiz iktidarda demişti. O cuntanın yaptıklarını gazet ederek. Şimdi 313 e, generale, kurmay başkanından başlayarak Uyarın şu muhtıra verin diyor. Uyarın ne demek? Bakın muhtıra verildi falan diyorlar. Muhtıra ihtar etmek sözcüğündendir. Gelir. İhtar uyarmaktır. Uyarı dediğiniz zaman başka bir şey oluyor da muhtıra dediğiniz zaman darbe girişimi mi oluyor? Ne diyor o manşet, hürriyetin manşeti? Uyarı mektubu. Yani bir tür muhtıra verin diyor. Uyarı yap yani muhtıra ver diyor askere Bahçeli muhtıra ver demiş vaktiyle. Daha doğrusu dedi. Arşiv unutmuyor. Şimdi gelip de nasıl e, içinde e, üstelik de e, hani böyle ifadelerin olmadığı üstelik de emekli amirallerden darbe girişimi çıkartılıyor. Yani e, geçmiş arşivi açtığımızda maalesef hani e, hem MHP'nin hem e, AKP'nin e, çok da aslında yüzleşmek istemeyeceği birçok görüntüyle dönebiliriz. Ben düne dair şöyle bir e, çarpıcı bir şey daha var. Bakın içinde e, menzicilerden tutun İsmail Ağ Cemaatine, Nurcuların bir türlü konuna kadar, Ensar Vakfı'na kadar bunların hepsi aslında birbirine de düşman gözüken onlarca tarikat... Bir ortak açıklama yaptı vakıfları aracılığıyla. Hmm. Belki görmüşsünüzdür. Hmm. Ya evet. işte bu amiraller bildirisini kınayan bir açıklama yaptılar. Müsiyat yaptı. O vakıflar yaptı. Tabii. Bir de e, gene Askon. Evet. Hani iktidara yakın. Ya şimdi her yerden Buyur. bir şekilde ya tapu ve kadastro genel müdürlüğü açıklama yaptı. Hani evet, ya. Ya, böyle bir şeyle karşılaştık. Ben şöyle bir şey var. O Menzil cemaatinin, İsmaila cemaatinin, Nurcu cemaatlerin, İskender Paşa'ya yakın olan vakıfların ortak açıklaması da şöyle deniyor: Biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz. Ya yani ne neden bahsediliyor ya? Nereye dönüyorsunuz? Siz neredesiniz ki nereye dönüyorsunuz? Yani bakın geçen yine halk tv ekranlarında ee, şey yapmıştım, anlatmıştım. Dün Barış Terkoğlu'nun köşesinde de vardı. E, şimdi biz e, Fethullahçılar tasfiye edildikten sonra onların yerine başka acaba cemaatler, tarikatlar, başka müritler mi konuluyor sorusunu tartışıyorken bunun hala e, bize doyurucu bir şekilde yanıtı verilmemişken tarikatların ve cemaatlerin zaferle döneriz, bin gider bin geliriz falan diye açıklama yapmasını nereye konumlandıracağız? E, ben bu tarikatların ve cemaatlerin... 17-25 Aralık sürecinde ya da 17-25 Aralık'tan çok önce yıllarca Fethullahçılarla birlikte gezdiğini dolaştığını bilirim. Onlarla birlikte işler yaptığını bilirim. Daha 15 gün önce 15 gün önce Meşveret grubunun, Nurcu Meşveret grubunun lideri Hüsnü Bayramoğlu sabah gazetesini konuştu. İsa Tatlıcan'a konuştu. Orada dedi ki Said Nursi'nin hayalini Erdoğan gerçekleştiriyor dedi. Bakın Said Nursi'nin hayalini Erdoğan gerçekleştiriyor dedi. İyi güzel Aynı Hüsnü Bayramoğlu bundan 20 yıl önce Said Nursi'nin hayalini Fethullah Gülen gerçekleştiriyor dedi. Böyle bir mektubu var. E Şimdi sürekli konjektüre göre fikir değiştiren, konjektüre göre safını değiştiren insanlara, tarikatlara bu kadar el üstünde tutuluyorken, 29 Ekim resepsiyonlarında ağırlanıyorken, devlet tarafından e, protokole sokuluyorken, bu ülke için hani hapis yapmış, bedel ödemiş, çatışmış, gazi olmuş askerleri Amerikan emperyalizmine 15 Temmuz darbe girişiminde sokakta beylik tabancasıyla FETÖ'cülere karşı mücadele eden hatta o yurttaş sivil mücadeleyi örgütleyen insanları böyle tukaka yapmak, kalleşler, alçaklar diye manşetler tekrar atmak, Apolitleri sökülsün, lojmanlardan atılsın, karısı, kızı, eşi, çocuğu, damadı da zaten bu kadar tehlikeli insanlar diye fişlemek. Ya nereye, neden bahsediyorsun? Nasıl yapabilirsiniz ki bu kadar? Şimdi nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir Bu fişleme meselesine bir dair yani? bir şey soracağım sana. Ee, Süleyman Soylu'ya gelecek laf ama ee, bir konuda bir şey söylemek sonra da e, bir paylaşımı aktarmak istiyorum. Ee, Said Nursi meselesi. Şimdi Dün Fetö yani Gülen için bunu söylemiş, bugün Erdoğan için söylüyor. Dün dündür, bugün bugündür falan. Bu bir yana. Sayın Doğan'ın hayali ne? Yani hani bu fikir dö değişikliği dönme bir yana. Sabah gazetesinin bu kadar önem verdiği bir görüş ne anlatıyor bize? Sayın Doğan'ın hayali ne? Bildiğiniz İslam Devleti. Nokta. Ve sadece sadece. Nur hareketinin e, prensiplerine, ilkelerine, o neyse, işte ben kibarca söylüyorum onları e, uygun bir düzen kurulması. Bu muymuş peki? Sonra e, sen az önce söyledin ya, işte bu amiraller ve benzerleri neler neler yapmışken şimdi neyle suçlanıyorlar? Sevgili Turgay Yıldız'ın bir e, paylaşımını size aktarmak istiyorum. E, kendisi e, Sadece güldürmekle kalmaz, ee, öyle tespitler yapar ki bir makaleye bedeldir. Diyor ki e, Turgay Yıldız, vatan için ölebilir, şehit düşebilir, gazi olabilirsiniz ama vatan hakkında düşüncenizi ifade edemezsiniz. Öyle mi? Bir de tabii çok ayıp, ee, Star Gazetesi yazarı, AKP İl Başkanlığı'nın Medya tanıtım başkanı Halime Kökçe'nin put dediği Atatürk'ü de arkasına almış Turgay Yıldız. Hımm Turgay Yıldız görmeyelim. E, sonra Halime Kökçe hanımefendi man sizi de defterine yazar başınıza neler gelir. E, evet hakikaten e, vatan için konuşamayacaksınız. Peki vatan için konuşmaktan kasıt ne? Montre. Değil mi? Evet. Yani amirallerin bildirisinde daha önce büyük yazmışlardı aynı şeyleri. Sonra amiraller yazınca başka bir anlam kazandı. Montre. Montre konusunda Erdoğan dün çıktı dedi ki Montre'ye dedi tabii ki gelişen koşulların bize getirdiği noktada tekrar bakarak ama sahip çıkacağımızı söyleyebiliriz dedi. Ne düşünüyorsun? Hani Montre e, delinir delinmez, Montre önemlidir değildir. Ne, ya ben Montre. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şöyle bakın, mesela ben e, Erdoğan yıllar öncesinde e, Lozan güncellenebilir diye bir açıklama yapmıştı. Evet. Ve ondan birkaç ay sonra, işte o e, galiba 2018'de 9 e, Nolu e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Şu an İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması da o 9 no'lu kararnamenin 3. maddesine atıfla, ondan güç alarak e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıyor. Şimdi şunu biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi 9 no'lu kararnamenin 4. E, ve 6. maddesinin iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi bu iptalleri reddetti. Ama şurası çok büyük bir açık. 3. madde yani uluslararası sözleşmelerden çıkma hakkını veren 3. maddeden e, t'nin iptali için Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapmadı. Burada bence öz vermeleri gerekiyor. Hmm. Her ne şey, şöyle savunma yapıyorlar ben bunu dile getirdiğimde Biraz sadece güncelleme. Ben tam olarak anlamadım. Şu, şunu madde neyi öngörüyor? CHP ne yapmalıydı da yapmadı. Şimdi madde madde Tabii ben bir hukukçu değilim sadece şöyle tamam. kaba dille anlatabilirim. Uluslararası sözleşmelerden çıkma hakkını Cumhurbaşkanı'na tanıyor. Tamam. 9 nolu kararnamenin 3. maddesi yanlış hatırlamıyorsam. Ve ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi 9 nolu kararnameyi Anayasa Mahkemesine götürdü iptal. Yani Montreux Sözleşmesi tanımıyor bu hakkınızı efendiler. Bakın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Evet. Ne evet. göre? 9 nolu kararname. 9 nolu evet. karar. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararname. kararnamesi evet. dense ve, ve Cumhuriyet Halk Partisi o kararnamenin 4. ve 6. maddesini Anayasa Mahkemesine götürdü. Maddelerin içeriğini hatırlamıyorum. Onların iptal için Anayasa Mahkemesi reddetti ama niye şu anki uluslararası sözleşmelerden çıkmalarına dayanak olarak aldıkları 3 no'lu maddeyi götürmediler ben bunu söylediğimde bana şöyle bir savunma geliyor genelde Cumhuriyet Halk Partililer tarafından ya zaten o madde yıllardır var. O da sadece işte bakanlar kurulu değil de cumhurbaşkanı kelimesi şey oldu. Zaten hayatta çıkamaz yani doğru değildir bu meclis kararı gerekiyor vesaire gibi savunmalar da bulunuyor. E ama ne oldu bakın İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Ya her ne kadar çıkmadığını iddia etseniz bile çıktılar. E işte e, mecliste genel kurulda reddedilen yasağı. Evet. E o yasa ne? kabul edilmedi. O yasa ne? Bakın tam da dünkü Hürriyet Gazetesi'nin bastığı meseleyle ilgili. O yasa özetle bir şekilde yani memur alımında insanların sadece kendisi değil işte çoluğu, çocuğu, akrabasının da ilişkileri üzerinden bir fişleme çalışması mı olacak tartışması vardı. Ve AKP içinde de zaten büyük bir tartışma bana kalırsa vardı. Ama en sonunda belki Süleyman Soylu'nun kafasındaki şey gerçekleşiyor ve o yasa yasalaşacak. E şimdi Hal böyleyken bugün işte oylanacak ya da meclise getirilecek olan o yasanın izleyini biz gördük aslında Hürriyet'te yayınlanan o haberde. Yani bir insan sadece kendi yaptıklarından değil de bu yasanın e, el verdiği ölçüde e, çocuğunuz, e, karınız, kocanız, e, kardeşiniz her neyse yakın akrabanız dünürünüzden dolayı bile suçlanabilirsiniz. O zaman hani evrensel hukuk kuralları suç bireyseldir diyorsa bu yasada da hiç demokratik değil, hiç hukuki değil. Dönüp dolaşıp yani hukuka geliyor yani mesela. Şimdi Montrö'nün bu paranteziği oldu eee Hürriyet gazetesinin emekli Amerallerden dördü CHP üyesi çıktı. Yanı sıra da o işte hani kimilerinin yakınları da CHP üyesiymiş. Bakın. Yani gerçekten hiçbir şeye sığmayan yasaya, anayasaya, insan haklarına, meslek etiğine, ahlakına her şeye aykırı bir şeyden söz ediyoruz. Her her anlamda. Ama neticede e, hani gelinen noktayı göstermesi açısından da önemli. E, e, Melis Alpa'nın duruşması ne 21 Mayıs'a ertelenmiş. Herhalde e, bir 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 savunma kimlik ee, tespitinden sonra kısa bir ön savunma yapmış olabilir. Ay bir bakar mısınız tekrar söylüyorum ya. 6 yıl önceki bir sosyal medyada paylaştığı fotoğraf için 7,5 yıl hapis isteniyor Melis'in. Ne demeli bilmiyorum. Ee, ya, Canan Kaftancıoğlu'na yıllar önce attığı tweetlerden dolayı hapis cezası verildi. Ya. Ya yani insanların ben şuradayım <laughs> Ayşen abla. Madem hukuku bu kadar büküyorsunuz bari bükmede adalet sağlayın. Yani eğer insanların geçmişte attığı tweetler ya da mesajlar üzerinden eğer biz e, dava açacaksak, terör davaları açacaksak ya AKP'li kalmaz dışarıda. Son hukuk bükücüler. Evet yani AKP'li kalmaz. <laughs> Vallahi öyle. Gerçekten. Şimdi e, bakın Montreux'u konuştuk ya. Hani Bahçeli gibi e, Bahçeli'nin 313 generale muhtıra versenize e, demesini hatırlatmak için bir geçmişe yolculuk yaptık. Şimdi de Montre konusunda bir başka geçmişe yolculuk yapalım. O da şu, Emin Çap'a hatırlattı. E, eksik olmasın. Amerikan Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki Amerikan Büyükelçiliği'nden söz ediyorum. E, Temmuz 2020'de e, bir paylaşım Twitter'da ve Instagram'da paylaşım. Diyor ki, çok sayıda ortak ve dost ülke Karadeniz'deki Exercise Sea Breeze adlı tatbikatta birlikte yer aldı. Tüm bu milletlerin Karadeniz'in dünyanın tüm milletlerine açık ve serbest olması umuduyla 20.si gerçekleştirilen tatbikatta bir araya geldiğini görmek son derece etkileyici diyor. Kim bunlar işte NATO var, Amerika'nın müttefiki olan ülkeler var. Yani özetle diyor ki, Karadeniz tüm milletlere açık ve serbest olsun diyor Amerika. Ne zaman diyor? Temmuz 2020'de diyor. Yani Montre güncellensin mi diyor? Güncellensin ya da olmasın diyor. Olmasın. Olmasın diyor. Evet. Hele bakın şimdi başta söylediğimizi tekrar konuşalım. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim savaş işaretleri verirken. Montre daha önemli. Neden? Eğer e, Rusya Ukrayna'yı affedersiniz, amiyane tabi olacak ama tepelerse Karadeniz'de tamamen hani bir e, hakimiyeti olacak. NATO ülkesi e, NATO'nun e, burada varlığı NATO derken Amerika'yı tabii genel olarak kastetmek e, istiyorum. kastediyorum. E, varlığı ancak Montre'nin yok olmasıyla mümkün. Bu kadar kritik bir eşikte Rusya ile Amerika arasındaki e, gerilim NATO üzerinden giderek artıyor. Ve biz bu sırada Montreux'u konuşuyoruz. Montreux'de amirallerin bildirisiyle gündeme gelmedi ki. Amirallerden ön, günler önce Büyükelçiler niye Montreux bildirisi yayınlamıştı? AKP ve yandaşları gündeme getirdiği için... Ben bir şey söyleyeceğim. Bir hani e, iddia olarak algılamayın. Sadece ben hani AKP'nin medyada ya nasıl şekillendirmeye çalıştığını ve medyada neler gördüğümüzü bilerek söylüyorum. Şu bir soru sadece aklıma takılıyor. Acaba hani Mustafa Şentop'un açıklamasıyla gündeme geldi ya o mesele. Mustafa Şentop'a e, o soru sorulacağı biliniyor muydu acaba? Ee, bilemem. Bunu sordum. Evet. Yani Merak ediyorum. Olmayan şeyler değil bizim ülkemizde, medyamızda. Acaba biliniyor muydu? Valla aslında bakın o sorunun sorulması netice itibariyle Montreux meselesinin ısınmasından kaynaklanıyordu. Ben öyle görünüyorum. Yani sebep-sonuç evet. meselesinde yeri değiştiriyorum. Hele Akit ve Türkiye gazeteleri, hele hele Akit... Günlerce Montre prangadır. Biz bundan kurtulalım. Montre dayatmasına hamil. Ya Montre'yi dayatan bizdik. Türkiye Cumhuriyeti dayattı. Boğazların kontrolünü ele aldık. Bir ülkenin bağımsız Egemenlik egemenliği kaldı. daha nasıl güçlenebilir Allah aşkınıza? Ya bütün o mesele ama zaten onların dertleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle ve egemenliğiyle ilişkili olduğu için yani bana kalırsa da o e, yayın organlarının temsilcilerinin mandacılık fikrine çok uzak olmadıklarını bildiğim ve düşündüğüm için ben o manşetleri hiç garip karşılamıyorum. E, tamam ama yani hani başka bir açıdan hani dersin ki Montreux'un günümüze geçerlilik kalmamıştır. bu bir görüştür. Hı -hı. Ama Montreux Batının Montreux dayatması ya biz dayattık, ne? biz bastırdık. Montreux'u Atatürk cihalet istedi. Cihale takıyor baktınız, evet. Cihale takıyor, Cihale takıyor. Evet, Cihale takıyor. Akıyor işte. evet, Şimdi ama öyle bir hale geldi ki bakın bir de Montreux'le... ile Montreux Sözleşmesi'yle e, Kanal İstanbul meselesi de bir arada artık e, telakki edilir oldu. E, hukukçu bir dostum dün bana not attı. Diyor ki Kanal İstanbul'un açılması Montreux'u geçersiz kılmaz. Yani Montreux kuralları Kanal İstanbul için de geçerli olur. Çünkü orada şu su yolundan geçiş meselesi değil, boğazların ve geçiş yollarının Türkiye'nin kontrolünde olması ve savaş gemilerinin Karadeniz'e çıkamaması esası var. Dolayısıyla Kanal İstanbul diye bir şey açılsa da fark etmez. Peki e, ama akıllarda hep birlikte olacak. E, Montrö'nün de bize dayatıldığını zannedecek cehalet e, satıcıları e, sayesinde neyse ki. Ve şöyle bir noktaya gelinecek. Ben anlatmayayım, Babacan anlatsın. Ali Babacan, deva lideri. Hükümet de bunu kullanacaktır. Sonuna kadar kullanacak. Siz ne yapacaksınız yani bundan mesela? Bundan sonra Kanal İstanbul'u istemiyorum diyen, ha sen darbeci amirallerle mi berabersin yoksa benimle mi berabersin yani Siz tipik kutuplaştınız. Siz... Öyle olacak. Ya tabii zaten Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı değil mi? Ee, herkes evet. bir tweet atarken, yani işte e, haddini bil, hodri meydan... Yine adına Kanal İstanbul yapacağız diye tweet attı o da. Şimdi ne alaka? Tabii darbe, darbeci. Ya dersiniz? hani ne oluyoruz yani? Sanki e ya karşı <laughs> çıkıyor. Ya bunun bunu bir şekilde o zaman siz dönüp dolaşıp şöyle. Siz bu WhatsApp bildirisini diyelim ki. Bu WhatsApp bildirisini bir sıçrama tahtası olarak kullanıyorsunuz. Bir merdiven olarak kullanıyorsunuz. O merdivenin sonunda rant var, seçim var, Kanal İstanbul var, milyar dolarlar var. Var da var. Ama niye insanların böyle hani... En güzel duygularıyla oynuyorsunuz. Niye insanların böyle yok işte e, bağımsızlık, darbe karşıtlığı, egemenlik gibi duyguları, kelimeleri şey yapıyorsunuz. E ne oluyor? Bu da otomatik olarak demoloji yani. Ha bu arada yani şuradayım çok merak ediyorum. Herhalde yakın zamanda araştırma şirketleri de yapar. Bunun karşılığı var mı acaba? Halkta ben bunu çok merak ediyorum. Hala tutuyor mu bu e, formül? E, AKP de yapacaktır büyük ihtimalle bunun araştırmalarını. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Yani bir ölçüde tutacak ee, ama hem AKP'deki hem de MHP'deki e, mesela İYİ oy Parti tabanı ne e, durdurabilecek mi? Nasıl durduracak? Birazdan ona da kısaca değiniriz. Hal böyleyken nasıl durduracak diye ama. Şimdi e, efendim Barış Pehlivan e, ilk yazındı galiba Cumhuriyet'teki e, o ilk yazısında dedi ki Süleyman Soylu'ya Silivri'den bir mektup gitti dedi evet. Süleyman Soylu'ya e, Silivri'den giden o mektubun hı hı. E, işte gönderen adresi nedir kimdir ne söyleniyor onu soracağım ama Süleyman Soylu e, bu amiraller meselesinde e, bir kez daha sahnedeydi doğal olarak hiç sahneden inmek sevmez zaten kendileri biliyorsunuz e, A Haber'e konuştu ve e, hani diyoruz ya e, işte efendim, filanın yakını, kızı, kardeşi, oğlu e, CHP'liymiş, MHP'liymiş vesaire diyeceğim yani bir de CHP'li olmak terör örgütüne üye olmak gibi hani e, ediliyor ya. Bu bilgiler nereden gitti? Bizzat Süleyman Soylu'dan. Hani işleme meselesi Süleyman Soylu'dan. Yani hani soru diye veriyoruz başlığı ama açık ortadaydı. Süleyman Soylu e, senin o yazına bir cevap gönderdi mi? Hayır. Göndermedi. Peki neydi o yazı? Özetle şu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşuyor Ve orada ne, neyden bahsediyordu? Hani e, bir tane e, uyuşturucu kullanan AKP'li... E, gencin e, hani bu e, Kürşat Ayvat Barış Aman e, şey e, pudra şekeri pudra şekercisi pudra şekercisi olan o AKP'nin e, üzerinden muhalefetin AKP'yi AKP rantını AKP sistemini AKP, AKP zenginleşmesini eleştirmesine karşı olarak diyordu ki Süleyman Soylu ya ben de görevim icabıyla birçok mahrem bilgiye sahibim. Hı, hı. Bu meseleyi yani bu uyuşturucu meselesini diyor. Milletvekili olup da paylaşanlarla ilgili sadece üzülüyorum. Allah muhafaza. En yakınlarında böyle bir şey çıkarsa ne diyeceğiz? Şimdi bu cümle yani ben mahrem bilgilere sahibim bakın aman ha demesinin hepimiz de biliyoruz ki aslında altında bir şantajvari bir şey vardı, koku vardı. Öyle bir dil vardı. Şimdi bu nedir, ne değildir acaba, nedir o mahrem bilgiler, muhalefete ne demek istiyor Süleyman Soylu diye araştırdığımda ya acaba Adnan Oktarcıların arşivi olmasın diye birisi bana böyle bir şey söyledi. Ne demek istiyorsun diye sorduğumda ise Adnan Oktar'ın hapisten Süleyman Soylu'ya yazdığı mektubu oku, anlarsın diye yanıt aldım. Sonra ben o mektuba ulaştım. Evet. Şimdi hatırlayalım. Adnan Oktar gözaltına alındığında, yani 2018 sabah, Temmuz sabahında gözaltına alındığında, kendisine yakın olan e, kedicik diye adlandırılan kadınlar e, Süleyman Soylu'ya ulaşmaya çalışmış ve bu operasyonu durdurmaya çalışmıştı. Ancak başarılı olamadılar. Ee, yani çok net orada e, Sayın Süleyman Soylu bir şeyler oluyor e, diye telefonla aramışlar ama ulaşamamışlar. Benim Onu bilgim biliyoruz. o. Evet. Şimdi ben bundan. E, Yaklaşık yani 7-8 ay önce hapiste Adnan Oktar'la hapis arkadaşıydım. aynı Bu arada e, şunu da belirteyim devam et. Efendim bu e, kitap Hakan Erol e, çok genç bir e, çok meslektaşım, iyi bir gazetecidir genç kardeşim bir gazeteci. çok iyi bir gazeteci. E, Turnike adını verdiği kitapta Adnan Oktar dosyasını açıyor ama ne açmak? Hani içinden çıkanlara hani ben güya gazeteciyim az çok ilgilenirim inanamadım. Her açıdan inanılmaz silahlı, külahlı, cinsel içerikli, e, tehditli, şantajlı neler neler var. Turnike'de zaten biz bu senin söylediklerini az çok biliyorduk. Soylu'ya, e, bu kitapta bunlar da var. Ulaşma çabalarını. Ama e, Ben ekstra bir yere olmadı. getiriyorum. Sadece ha. orada yani ilk e, operasyon günü ulaşmaya çalışıyorlar ama ya yard, istedikleri yardım alamıyorlar. Şimdi... Ben yeni bir iddiayı ortaya attım. Ne dedim? Hı -hı. Dedim ki Adnan Oktar benim eski aynı cezaevinde bulunduğum kişi bizi, o Silivri 9. Cezaevi VIP cezaevi olarak geçer. Bütün siyasi tutukluları aynı yere koymuşlardı. Adnan Oktar'ın Süleyman Soylu'ya bir mektup yazdığını öğrendim. Ve böyle görülmüştür damgalı bir mektup. Yani cezaevinden çıkmış bir mektup. Orada Adnan Oktar Süleyman Soylu'ya işte kendisinin suçsuz olduğunu anlatıp bir şeylerden de bahsedip şöyle bir cümle kullanıyor mektupta. Bu bilgileri diyor. Bahsettiğim bu bilgileri dijital bilgi depomuzdan polis aldı. Bakın dijital bilgi hmm. depomuzdan polis aldı. Oradan bilgilenebilirsiniz. Hmm. Adnan Oktar bir adres gösteriyor. Diyor ki bakın sizin emrinizdeki kolluk kuvvetinde yani polisin elinde bizim dijital bilgi depomuz var. Oradan siz bu bilgileri edinebilirsiniz. Ya bakın, şimdi ben tabii burada şey yapıyorum, yani görevi icabı, mahrem bilgileri Süleyman Soylu'nun çok doğal. Acaba gerçekten şimdi Adnan Şimdi bunu Oktar, tekrar ne olursun, laf uçuyor. Tamam. Ee, bakın, mahrem dediği gibi Barış Pehlivan'ın e, ben neler biliyorum, neler ne mahrem bilgilere sahibim evet. dedi. İçişleri bakın tabii ki bilebilir, bilecek. Ama... Bu mektup iddiasıyla ya da bilgisiyle neyse bir araya getirdiğimizde hakikaten tuhaf bir şey çıkıyor. Çünkü Adnan Oktar, e, biz bu kitapta da görüyoruz bunu, evet. az çok öğrenmiştik de zaten. Özellikle önemli iş adamları, sanatçılar, şunlar bunlar hakkında son derece mahrem bilgilere, görüntülere sahipti. Çünkü zaten çalışma sistemi onun üzerine kurulu. Bu da hani iddianameleri ve... E... Mahkeme kararlarına da yansımış bir şekilde lobi yaparak network'ü üzerinden insanların özel hayatına dair bilgi biriktirerek aslında yükselen bir örgütlenme modeli var Adlancılık. Efendim şimdi bir reklam molası vermem gerekiyor. Biraz erken çıkıyoruz. Nedeni şu gündem çok sıcak olduğu için partilerin grup toplantılarını halk TV ekranlarına eksiksiz taşıma kararı alındı. Zaten MHP grubunu izlediniz, Bahçeli konuştu. Birazdan HDP grubunun toplantısı bu amiraller meselesiyle vesaireyle sıcak gündeme değindiği kadarıyla en azından ekrana gelecek. O nedenle reklama şimdi gitmem gerekiyor. Ama sonuçta tekrar karşınızda olacağız. Paylaşacağımız birkaç mesele daha var. Bir yere gitmeyin olur mu? Ben şimdi emekli maaşımı Garanti BBVA'dan alıyorum. Doğru mu? Ne dede?